Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça kurallar sözlüğüne devam ediyoruz. El istikbal konusuna geldi. Gelecek zaman demek. Muzari bir ibare veya bir karine yani bir ipucu ile gelecek zamana delalet eder. Mesela usafiru gaden. Buradaki gaden yarın manasında bu ne oldu? Bir ibare oldu ve e, ee, bu usafiru fiili artık gelecek zaman anlatıyor. Yarın yolculuk yapacağım. Muzari fiilinin önüne sin veya sevfe getirildiğinde bu fiil gelecek zaman ifade eder. Se'eudu döneceğim. Sevfe e'udu ileride döneceğim. Se'zuruke seni ziyaret edeceğim. Alime alime enseyekune minkum merda. Allah içinizden hasta olacakları bilir. Bakın burada S gelmiş, S gelmiş. Hepsi gelecek zaman anlatıyor. Fessevfe tealemune men tekûnü lehu âkıbetüd dar. <laughs> Buradaki sevfe de uzak gelecek. E, değil mi? Ve lessevfe yu'utîke rabbüke Şart edatı in, Emir emirlamı li, nehi edatı la. E, bunlar ve nasb edatları gelecek zamanı ifade ederler li <laughs> tekun taatullah evvel ihtimamike Allah'a itaat etmek e, önem verdiğin ilk şey olsun. Burada li tekun olsun. Ve la taekulu Bakın bu la da olumsuz yapıyor. Gelecekte e, yasaklama anlatıyor. İnimruun <laughs> heleke. Burada da şart anlatıyor. Eğer bir kimse ölürse bu da gelecek zaman için. <laughs> i̇n teteallem yine hakeza. Len ekzibe asla yalan söylemeyeceğim. Buradaki len de gelecek zamandaki olumsuzluğu anlatıyor. Lennetu ve eh hesapu insanu elen necm'a. Len Buradaki en de bu fiili maslar yapıyor ve gelecek zaman manası veriyor. Başarılı olmanı isterim. Uhibbu en tezurani. Beni ziyaret etmeni. En yunezzile aleyna bize indirebilir mi? ve eşkü fi emri key ne kesira ki seni çokça e, tesbih edelim. Men qales uzurike seni ziyaret edeceğim diyen kimseye e, fe bu cevap verirsin iden efrahu bike. Bu iden efraha olacak. Bu mastar yapıyor çünkü. İstinaf söze yeniden başlamak. Söz arasında önceki cümle ile lafız ve mana açısından ilişkisi olmayan cümle. Öncekinden bakın ilişkisi olmayan. İbare veya önceki kısımla irtibatı kesilen mukadder bir soruya cevap olmak üzere getirilen yeni cümle. Ve la yahzun ki kavluhum innel izzete lillahi cemian. Evet, şu Resulüm onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz ki bütün izzet ve üstünlük Allah'ındır. Bu ayette innel izzete lillahi cemian cümlesi yeni bir cümle olup bir önceki cümleyle herhangi bir bağlantısı e, yoktur. Ma te fulanun rahimahullah. Filanca öldü. Allah ona rahmet eylesin. Buradaki rahimahullah muterize cümlesidir. Ara cümle. İrab'da yeri yok. İstinafın da İrab'da yeri yoktu. Kul sa'atlu aleykum minhu zikran inna mekkanna lehu fil ard. De ki onunla ilgili size bir hatıra okuyacağım. Gerçekten biz ona yeryüzüne büyük bir güç ve mevki verdik. Bu ayette inna mekkenna lehu fil art'' ibaresi istinafiye cümlesidir. Bir şair şöyle demiş. ''Za'mel Za avazilu enneni fi gamratin sadeku ve lakin gamrati la tenceli. Beni kınayanlar benim zorluk ve sıkıntı içinde olduğumu iddia ettiler. Doğru söylemişler fakat benim sıkıntım ortaya çıkmaz. Ee, bu şiirde sadeku doğru söylemişler. Nedir? İstinafiyedir ve min kulli şeytanin maridin la yessemme'ûne ilel mele'il âlâ. Ve o göğü itaatten çıkmış her azgın şeytandan yıldızlarla koruduk. Onlar, şeytanlar yani, yüce melekler topluluğunu dinleyemezler. Burada la yessemme'ûne istinafiye cümlesidir. İstisna nedir? Bir şeyi veya bir şahsı bir önceki cümlede verilen hükümden bir istisna edatıyla ayırmaktır. Kamel kavmu illa zeyden. Kavim geldi zeyd hariç. Necehet telamid illa tilmiden kesula. Bir öğrenci hariç. Kamel kavmu gayra zeydin Burada da gayra ile yapılmış. Hadara ricalu illa abdallah. İstehadde laibun illa laiben. Zâleni duyufun kanu indeke illa dayfen. E summa tawallaytum illa qalilan minkum ma hadara ahadun illa Abdullah veya Abdullah burada ma gelince burası bakın Abdullah da olabilir la suhu illa al mutahharun peki bu minhu illa qalilen minhum namal atfal illa hinden rakibattul labutta ira illa Zeyden şeklinde Müstesnada bakın tekrar gelecek bu konu detaylarıyla. İstişhat. İstişhat nedir? Edebir fikrin sağlamlığını ispatlamak için değerli eserlerden örnek gösterme, bir hususu ispatlamak için ayet, hadis, şiir veya atasözüyle delil getirmek, şahit tutmak yani. Burada mesela e mehlen ba'de hada ey Fatıma bu kadar nazlanmanın bir kısmını acele etme ve in kunta sarmi şayet sen benim cildimi yapmaya karar vermişsen onu güzel yap. Bu şiirde münadanın sonundaki bir harfin terhim için hazfedildiğine dair istişhat e, vardır. E, münadanın sonundaki bir harfin e, işte terhim neydi? E, şiirde sondaki harfi e, söylememek şeklindeydi. El iştigal. İştikal nedir? Bir isimden sonra gelen ve onu etkilemesi gereken fiilin o ismi değil de daha sonra gelen ve ona dönen zamiri veya o zamire muzaf olan ismi etkileyip onunla meşgul olması ve önceki ismi etkilememesidir. Mesela meful fiilden önce gelir ve fiilin sonunda da bu mefule işaret eden bir zamir veya böyle bir zamire muzaf olan bir isim bulunursa fiilde onu nasbetmekle meşgul olursa buna iştigal denir. Önde geçen ismi gizli bir fiil nasip eder. Cümlede zikredilen fiil ise gizli fiilin açıklayıcısıdır. Mesela Hel zeyden darab tuhu Sen zeyde dövdün? Bu misalde darabe fiili hu zamiri ile meşgul olmuştur. Zeyden kelimesini nasip eden ise gizli bir darabe fiilidir. Ee, Muhammeden kellemtuhu tuhu. Bu cümlenin aslı kellem tu Muhammeden kellemtuhu tuhu şeklindedir. Ee, ve burada e, kellemtuhu tuhu e, burada yine hu damiriyle iştigal etmiştir. Hâze allem tuhu. Buna ilim öğrettim. Bu cümlenin aslı allem tu allem tuhu şeklindedir. İştigalde üç unsur vardır. Meşgul, yani amil, amel eden fiil veya benzeri isim. E, meşgulün bi, fiilin kendisiyle meşgul olduğu zamir veya fiilin amel ettiği mefhulüne bitişen ve önceki isme işaret eden zamir. E, meşgulün anhu, cümlenin başında gelen ve fiilin kendisinde amel etmediği kelime. Bu kelime aslında gizli fiilin mefhulün bihidir. Mesela Muhammeden ra'aytuhu. Bu misalde Muhammeden kelimesi meşgulün anhudur. Ra'aytu ibaresi meşguldür. Hu ise meşgulün e, bihtir diyor. İştigal babında önde geçen ve meşgulün anh denilen isimlerin irabı şu şekilde yapılır. Bir kısmının mansup olması gerekir. Bir kısmının merfu okunması gerekir. Bir kısmının da mansup veya merp okunması caizdir. Meşgulün anhunun mansup olması vacip olan durumlar şayet meşgulün an yalnız fiillerin önünde gelen edatlardan sonra gelirse onu vücuben hazfedilmiş bir fiil ile nasp etmek gerekir. Bu edatlar cezmetmeyen bazı şart edatları yani iza, lev gibi veya cezmeden şart edatları enna, keyfema, men, ma ve in gibi bu tahdit ve arz edatlar bakın bunlar. Hemze dışındaki soru edatları hel ve keyfedir. Şart edatlarıyla ilgili misaller. İnil garibe kabeltehu e, feekrim mesvahu. Evet burada bakın in edatı e, gelmiş ve e, burada e, hazfedilmiş, zorunlu olarak hazfedilmiş bir fiille de nasip etmek gerekir diyor. E, i̇nil garibe e, burada bir fiil var. E, hangi? Orada aynı şekilde kabelte fiilidir. İn fakiren tusadifhu fa'inhu eğer bir fakir rastlarsan ona ikramda bulun. Haysuma Zeyden laqitahu fa ikrimhu. Nerede Zeyd ile karşılaşırsan ona ikram et. Ee, teşvik edatları <laughs> ela levla levma hella. Hella kelimeti hakkin tenalü ecreha Sevabını elde edeceğin hak söylesene. Bakın burada bir fiil var. Düşmüş. Hella ke isteş evet isteşer babana danışsana. Hella vataneke tusaiduhu neden vatanına yardım etmiyorsun? Ela ziyareten vacibeten tueddiha. Neden gerekli ziyaret yerine getirmiyorsun? Ve veya gerekli ziyaret yerine getirsene. Ela vacibeke tekumu bihi. Neden ödevini yapmıyorsun gibi. Hem de dışındaki soru edatları ile ilgili misaller. Hel hakkake ihtefezet ihtefezte bihi. Hakkını korudun mu? Eynel kaleme vada da'tehu kalemi nereye koydun? Meşgulün anhu yalnız isimlerin önüne gelen edatlardan sonra gelirse merfu okunması gerekir. Bunlar ida el fucaiye ve vavu haliyedir. Kendisinden sonra geçen önce geçen kendisinden sonra önce geçen ibarede amel etmeyen bir edatın gelmesi durumunda da merfu olması vaciptir. Bunlar bazı şart edatları, soru edatları, teşvik edatları ve ma-i ve ma-i e, kemil haberiye leytema inne ve e, benzerleri edir. Bunlardan önce gelen isimler mübteda olarak ref edilir. Bu durumda iştigal konusu ortadan kalkar. Cümle başında kullanılan ida el ficiye ile ilgili misaller Teemmeltü düşündüm fe ida bir de ne göreyim eşşuub e, yani e, halklar e, yunhiduha el amel. Halkları e, işte çalışmak kalkındırır. burada bu cümle bakın ne oldu? İstigal oldu yani meşgulün anı oldu. burası müpteda, burası haber. Peki vasal tufe idel hujjaju yentadi ruhumul mühenniun ulaştım bir dene göreyim acıları tebrik edenler bekliyor. Dakhal tu safa fe iza tullabu yuallimuhumul yuallimuhum bir dene göreyim. bakın burada tullab mübteda olarak geliyor. Meşgulun anhu vavul hal liyeden sonra gelmesi ciutu ve seyyaratu yakuduha ahi. Otomobili kardeşim sürerken ben e, geldim. E, burada bu seyyara yine müptedadır. Ciutu vel qaatu yemle uha el müstemiun ve dakhal el muallim ve tullab allamtuhum meşgul anhın şart edatlarını önce gelmesi kelamuke in qultehu fezinhu sözünü eğer söylersen onu ölç el fakir in la qaytehu fesaidhu fakir eğer onunla karşılaşırsan ona yardım et es sirru in uminte alayhi fahfazhu el ehramu in shahadtaha e, beherat ke yani seni hayrete düşürürler manasında meşgulun anhın soru edatlarının önce gelmesi el mekaletu hel hezzebteha makaleyi onu iyice e, işte inceledin mi el kutsu hel salleyte fiha el müştehid hel kâfe etehu meşgulun anhın teşvik edatlarının önce gelmesi el cündiyu hel la tukrimuhu ki hel la tearrefte aleyha Iı, arzdan önce gelmesi el emanetu ela tesunuha gibi ma ve la'dan önce gelmesi eşerru e, ma fealtehu e, eşşerru, el kerimu la tuhinhu la önce gelmesi el hayru le el hasen le ene mebhurun bihi meşgulun anhın ma tacib edince gelmesi et tadhiyetu ma ecmeleha eşşi'ru ma ejlah kemil haberiye el ebu kem etatuhu et tarih kara qara'tuhu inneden mesela el hayru inni uhibbuhu el fida inni aslında çok fazla e, hani örneklerle detaylarla gittiği zaman dikkat dağılıyor el keramul lezi burada da ismi mevsulden sonra gelmiş meşgulun anhu yukarıda zikredilenlerden başka yerde merfu veya mansub okumak caizdir talebe delalet eden bir fiilden önce gelirse el fakiru el fakira iki şekilde de okunabilir e, diyor Evet burada çok uzunca e, ele almış. Umumiyetle fiilden önce gelen bir edattan sonra gelen isim. Mesela soru hemzesi. Mala in. Evet sonra geldiğinde diyor. Lafzen veya mahalle mansup bir soru edatına cevap olan isim. Men ekremte. Yukarıda zikredilen yerlerden başka diğer yerlerde hem mansup hem de merf okumak caizdir. El eminu el emine şarek tuhu. El medresetu el medresede merartu biha. E, ki burada man mansup okuduğumuzda orada bir fiil takdir edeceğiz. Ee, olay aslında bu kadar basit ama böyle ne yapmış çok detaylı işlemiş ele almış çok karşımıza çıkan bir konuda e, değil e, ve el iştiga konusuna geldik burada kaldık devam edeceğiz. İnşallah buluşmak dileğiyle biz Allah'a emanet ediyoruz ya. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.